Selam. Hoş geldin canım. Erken geldin, aramadın hiç. İşim erken bitti. Bir duş alacağım. Tamam. Canı sıkkın gibi yine. Ne oldu yine, bu Sercan meselesine mi takıldı acaba ya? Haklı kızım. Furkan çok haklı. O Burcu var ya, yılanın başı. Oğlanın moralini bozmak için her şeyi yapıyor. Tabii amacı sizin tadınızı kaçırmak. Gene buldu bir şey, Allah'ın cezası. Vallahi benim aklım hiç almıyor artık bu işi. Bu Burcu'nun bir hesabı var. Ben sana diyeyim. Kızım hadi ben kalkayım artık. Gideyim. İyi, tamam, geçireyim ben seni o zaman. Yok yok. Beni ne geçireceksin canım? Git kocana bak sen. Yürü, koş. Gel, hangi tanesi alalım? Dayanamadın değil mi meraklı? Ya kızım sen niye beni aramıyorsun? Öldüm meraktan burada. Çabuk anlat bana. Sercan'ı görünce Furkan ne yaptı? Ay şok oldu, şok. Var ya ben bu kadarını beklemiyordum. Görmen lazımdı. O kadar sinirlendi ki ben böyle bir anda patlatacak sandım. Kıskanıyor o zaman bu seni. Yok. Beni kıskandığından değil de candan dolayı huzursuzlandı o. Ama olsun. Bana da bu lazım. Nasıl yani? Sen kıskanmasını istemiyor musun? Ya istiyorum tabii. İstiyorum ama gerçekçi olalım. Birdenbire olacak bir şey değil ki o. İlk önce huzuru kaçacak. Sonra Ela da beni kıskandığını düşünüp uzaklaşacak. Doğal olarak Furkan da Ela'dan uzaklaşıp bana yaklaşacak. Böylelikle ben de istediğim şeye sahip olmuş olacağım. Anladın mı? Neyse. Sümbül'ün sesi geldi. Kapı dinler şimdi o. Ben seni daha sonra yine ararım. Görüşürüz.